İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Steam'deki kötü oyunları incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz Dinner Date. Yani akşam yemeği randevusu veya yemek randevusu olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir oyun. Gerçekten çok değişik bir oyun. Çok saçma diyeceğim. İlginç, deneysel bir oyun. Julien Luxembourg isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Karakterimiz akşamki buluşması için bir yemek hazırlıyor. Ve randevulaştığı kişi yemeğe gelmiyor. Bunun üzerine karakterimizin bir sorgulayıcılığı var. Kendi kendine bir hesaplaşması var. Buna dair bir hikaye oyunu diyebiliriz. Karakteri kontrol ediyoruz ama böyle çok kısıtlı hareketler yapabiliyoruz. Karakter konuşuyor, biz dinliyoruz. Oyunun söylediğine göre biz karakterin bilinçaltını kontrol ediyormuşuz veya bilinçaltındaki şeyleri ortaya çıkarıyormuşuz. Kötü bir oyun mu derseniz, kötü bir oyun. Yapabileceğiniz bir şey yok. Deneysel bir oyun olduğu için belki kötü geliyordur ama bu da bir oyun değil. Gerçekten bir oyun değil. Önceki incelememizdeki Okay. Then I'm gonna take a Graveyard neat walk around. oyunu gibi. I'm quite sure she told me that. It's a curious thing to do. Most foreigners just teach you how to İşte count. karakterimiz hafiften böyle o bayanla randevusu olduğu kişiyle sorguluyor, konu geçmiş hatırlıyor. Shit, she is late. Böyle tuşlara basıyoruz. İşte geç kaldı diyor. Saate bakıyor tekrardan. Marianne hasn't responded yet either. It's gone 7 o'clock. Definitely left the office now. I shouldn't have left her. Ofisten I should have called çıkmıştır, her. gelmiş olması lazım. Damn. Keşke arasaydım. Yani yapabildiklerimiz bunlar, görüyorsunuz. Biz bir I need to hareketler just focus on my yapıyoruz. work. Yeah, I really Karakterimiz need this date. It's good. And Jerry's going to be angry if I mess it up too, the way he arranged it. Ah. böyle bir, ne Those guys derler, always get me in yüzleşme situations mi like this. yaşıyor artık? Kendi kendine Probably. konuşmaya No, they başlıyor. wouldn't get started at 7. Would they? Might be doing shots over at Monty's. Monty. Şu It's an quite niye likely he'll gelmediğini see me. sorguluyor. Hala geleceğinden ümitli. Gelmesi lazım diyor. Mumu mu söndürecek acaba? It's getting quite late to show up. Nobody would show up this late on meetings. Evet, şu an Marianne's kendini kandırma might have just durumunda. missed her bus, of course. Bir gelmeyecek diyor. Gelebilir, Yes, otobüsü looking like her. kaçırmıştır diyor. Pretty eyes. Very elegant. The Japanese always know how to dress, that's a given. Yani oyun bu arkadaşlar. Shit, what if she doesn't show up? 5-6 tane Two bölümü var bu minutes. şekilde. Şu an sorgulama aşamasında. Şöyle bir ana menüye dönelim. Çorba kısmı var. Saat kısmını oynadık. Ekmek var, çorba var, sigara var. Çorba kısmına bakalım. Çorba içirelim karakterimize. Yani bu da bir oyun değil. Graveyard gibi. Ya yani bu tarz oyunlar, deneysel şeyler, bilmiyorum. Ne derler ona? Beğenenleri var Looks not mıdır? good. Ama bu tarz şeyler oyun olarak lanse Yeah, edilmemeli. I got Başka bir no idea what şekilde she's lanse thinking. edilmeli. She's probably just dancing, God knows what now. It's almost eight. Saat 8 olmuş bu arada. 1 saat geçmiş. Hala sorguluyor karakterimiz. Probably we'll take the bike to work tomorrow. Can go to the countryside afterwards. Take the Böyle highway hayatına tram. dair sorgular yaşıyoruz galiba bütün oyun boyunca. Yaptığımız tek şey o olsa gerek. That is rather good. Might go to a restaurant on the way back. Italian. Take a book with me. Then I'll be sitting there alone, reading a book. Evet, bir yudum çorba içtik. Dinner Date böyle bir oyun Quite good arkadaşlar. dancing. That was rather nice. Gerçekten kötü bir oyun. Yani hiçbir şey Hardly yapmıyoruz. like walking Deneysel bir alone çalışma. somewhere. Yine Graveyard'daki He gibi always belki grinning. She probably tried to oyunu trick oynayan him. kişilere bir şeyler düşündürmeyi hedefleyen bir oyun. Bilmiyorum ne amacı vardı. İşte Julien Luxembourg karakterini kontrol ediyoruz ama çok mekanik hareketler kontrol ediyoruz. Julien Luxembourg orada gelmeyen randevusu üzerine bazı şeyleri sorguluyor, bazı sorgulamalar yapıyor. Belki yine düşündürmeye yönelik bir oyundur ama kesinlikle çok başarılı değil. Seslendirmeler çok güzel, ses efektleri çok güzel, grafikler hoş ama bu da bir oyun değil. Yani bir oyun klasmanına sokamayız. Böyle hani hikaye oyunları gibi de değil. Sadece bir şeyler düşündürmeye yönelik bir deneysel proje diyebilirim bunun için. Yani Steam'de böyle enteresan, ilginç, belki kötü diyebileceğimiz, yine buna da kötü diyeceğiz muhtemelen, oyunlar mevcut. Steam'deki kötü oyunları incelemeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.